altınla gidiyorum eve, altınla. Hacı zat zat. Bir kere yükseltiyorlar, KDV indirimi diyorlar. Nerede KDV indirimi? Buraya ekmeğe mi tabi? Nasıl geçiniyor? Bir tane kuruşu 20 lira, 27. 2000 lira ev kirası veriyorum, 2000 lira nasıl geçineyim? Allah'tan korkun. 11 ayın sultanı Ramazan zamlarla geldi. Artan maliyetler, üst üste gelen zamlar, enflasyon oranındaki artış özellikle gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Ramazan'ın vazgeçilmezi sofralar bunlardan payını aldı mı? Ulus önüne indik ve vatandaşa sorduk. KDV oranlarında indirime gidildi biliyorsunuz ki. Sizce fiyatlara yansımış mı? 18 lira kıvırcık. Kıvırcık 18 lira, daha ne diyebiliriz yani? Hayat bu. İftar ve sahur alışverişinizi yaptınız mı? 200 lira. Dolmuşa benziyor mu? Boş. Yansımamıştır. Herkes istediği fiyata istediğini satıyor. Bir denetim yok, bir kontrol yok. Doğru mu? İftar sahur alışverişini yapamadık çünkü çok pahalı. Patlıcanın kilosu 30 lira, domates 25 lira. Yapamıyoruz yani. Birazı yazmış, bazılarını yazmamış. Kontrol bile yok. Hiç göremiyorum. İnan ki hiç göremiyorum. Şöyle bir baktım demin şampuanlara falan. Aynı duruyor hiç. Emekli adam bir şey alamıyorsun kardeşim. Yani geçinemiyoruz arkadaş. Bu nasıl iş bu? Nasıl olacak böyle? Nasıl düzelecek? Yok canım. Nerede? Nerede? Mümkün mü? Hiç mümkün değil ya. Tabii yansıdı ya. 30 liralık yumurta 50 lira oldu. Böyle muhteşem bir ülke yönetilemez. Genel olarak söylüyorum. Biz açız. Fiyatları yükseltiyorlar kardeşim. Ne indiriyorlar ya? Emekli acından ölüyor, emekli acından. Acız aç aç. Otunla gidiyorum eve, otunla. Acım diyen adam acız, yalan aç, konuşuyor. Aç aç. Ya bağırıyor. Ne yalan konuşacağım? Ne 70 yaşındayım ben. Ne? İstersen 170 yaşında ol. 17 lira bir kıvırcık. Geçen sene 1 liraydı, yine memnun değildin. Ya memlekette ekonomik kriz var. Memleket koronayla uğraştı. Jeopolitik yönden o kadar kötü bir yöndeyiz ki her tarafı savaş. Domates olmuş 30 lira. Sen hayatında kışın benden hiç domates yedin mi? Benden dalga geçiyor, benden. Vatandaşından dalga geçiyor. Sen neden bahsediyorsun? Ya adam bu ülkenin cumhurbaşkanı kardeşim. Cumhurbaşkanı yiyecek, olsun ya, ben insan değil miyim? Tayyip Erdoğan Medine hurması yiyor. Kardeşim Medine hurması günde 1 kilo mu yiyor? 2 tane yiyor. Manda yoğurdu yiyor. Günde 5 kilo mu yiyor? 1 kase yiyor. Yulaf ezmesi yiyor. Günde 5 kilo mu yiyor? 50 gram yiyor. Bunları aylığa bölsen 1 milyar. Engin Özkoç rakı içiyor. Rakının fiyatı 900 lira. 10 şişe rakı var. Onlar modern insanlar, layık. Ben kaç lira maaş alıyorsun abi sen? 5.100 lira maaş alıyorum. Ben de 4.000 lira alıyorum şu anda. Elini çek, öyle konuş bak. Karşı bak, 5.100 lira maaş alıyorum. Nasıl geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorsun abi? Nasıl geçiniyorsun? Kuru ekmeğe mi tabisiniz? Nasıl geçiniyorsun? Günde de 3 ay çalışıyor, 4 ay da çalışmıyor. Kendi arkadaşım benim. 3 ay çalışıyor, 4 ay da çalışmıyor. Kendi arkadaşım. Yani indirim var dediler her şeyde. Hiçbir istifade edemedik indirimlerden. Tüm vatandaş her şeyi görüyor. Sandık geldiği zaman hesabını soracak. İndirim yapıldı da yansıtmayanlar yansıtmıyor. Esas cezayı onlara vereceksin. Denetleyeceksin onları. İndirim ayrı, uygulamak ayrı. Gücüm neye yetiyorsa ayağımı yorganıma göre uzatarak alacaksın. Mesela marul almadım. Niye almıyorum? 15 lira marul. Hayatından memnun musun? Memnunum. Aç ölüyor millet. Aç aç. 2000 lira ev kirası veriyorum. 2000 lira nasıl geçineyim? Allah'tan korkun. 500 lira, 1000 lira şey gel. Ya bırakın ya, bıktık artık ya, yeter ya. Konteynere poşet ekmek atıyor. Hadi o zaman. Çok pahalı. 17 milyon kıvırcık. 5 milyon maydanoz. Milyon. 250 milyon. Şuraya bir bakın yani. 250 milyon. Cumhurbaşkanı suçluyor burada. Halbuki Cumhurbaşkanı bir şey yapmıyor. Bunlarda din iman yok. Aslında devlet suçlamayacak, halkı suçlayacak burada. Marketler bildiği gibi okuyor. 10 liraya alıyor, 100 liraya satıyor. Aynı domates 20 lira, 25 lira. Vallahi dolduk ama geçen 800 lira para harcadık. İşte iki filerden getirdik yani. Fiyatları hiç değişmiyor, hep artıyor. KDV indirilmiş, indirilmemiş fark etmiyor ki hep artıyor. Vatandaşın vicdanına yani, bu garibanlar işte görüyorsun sadece. Nerede doldu? Soğan, maydanoz işte onlar yeşillik. Başka bir şey alamadık. Yansımamış, görünmüyor yani ortalıkta bir indirim falan söz konusu değil. Bilakis artmış fiyatlar. Tam anlamıyla yapamadım, istediklerimi alamadım. Neden, çok mu pahalı? Çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Ateş pahası her taraf. Hayat şartları zor, pahalılık aldı başını gidiyor. Yansımadı efendim. Ben esnaf olarak bunu söyleyebilirim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya %80 zam koydu, birdenbire %80 olmaz. Yok, ne dolduracağım?
Çay burada 19 lira. Mahalle bakkallarında marketlere git 29 lira. Yarım kilo çay. Suç kimin biliyor musun? Büyükşehir Belediyesi'nin takip etmesi. Hiç alakası yok. Nasıl yok? Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yaptığı Ankara'ya en güzelliğini yaptı. Belediye ile Tayyip'i karıştırma bak. Ya belediye de araştıracak, kontrol edecek, yönettirecek. Kim yaptı? Ben mi yaptım? Ya sen yapmıyorsun. Hükümeti yönetmiyorsan yönet bırakın. Burada yardım isteyenlere git çoğalış. Tamam, devlet yapıyor ama kadeve kimse de işlemiyor hanımefendi. Önce şu zincirli marketlerde bir kere şey yapması lazım. Başlaması lazım. Şey yükseltiyorlar. Bir şeker 75 lira olmuş. 5 kilo. Kavvadan yapıyorlar bunlar. 50 liralık şeker oldu. 75 lira kavvadan yapıyorlar. Yazık. İşlerini yapsınlar yani. Ne günah değil mi insanlara? Maaş yetmiyor. Biz maaşa avansa da alıyoruz kurban. Avansa. Ya ama domates olmuş 30 lira. Yani günah insanlara ya. İki ay önce terör oka 2 milyonlu şimdi 5 lira. Kıvırcık 3 liraydı. 15-17 lira oldu. Kısaca sürüm yok. Tekrar bir zam gelecek mi ürünlere? Zannetmiyorum gelmedi artık düşüşe. Hava biraz ısısın düşüşe geçer. Ama nakliyat düşmediği sürece 5 lira yani 10 liradan aşağı düşüş yok. Fiyatlar normaldir. Biraz hafif artış olabilir. Sezonun ortasında 50 liraydı istavit. Bak 20 bin lira düşmüş. Vatandaş şaka yapıyoruz. Domates, salataktan ucuz balık satıyoruz. Vatandaş hala pahalı diyor. Ama son zamanda da doğalgaza ve elektriğe zam geldi. Sizi etkilemeyecek mi? Reisin canı olsun. Reis baba veriyor. Veriyor. Çiftçiye veriyor. Köylüye veriyor. Ne veriyor sana ne? Ne veriyor sana? Ne veriyor? 150 dakika verdi. 40 milyar para çekti. Lan babasını kaynanan mı veriyor lan? Tabii aynı ne verdi. Tabii aynı ne verdi. Yemiyorsunuz öğlen yemeği. Ne verdi tabii. Öğlen yemeği yemiyorsunuz. Bir kıvırcık olmuş 15 lira lan babanın kaynanan mı veriyor? Türk vatandaşı boş. Millet sokakta aç geziyor. Aç. Getiriyor Afganlıyı çalıştırıyor. Suriyeliyi çalıştırıyor. 100 lira. Nereliysen hangi asor? Arabistan. Arabistan'ı bir sor. Önlüğü giymiş. Bak Türk vatandaşı çalıştırıyor bak. Ya böyle halınız işte bu halimiz bu işte. Yok pahalı değil. Çok ucuz. Bir kıvırcık 17 milyon. Ne indirime? Bir kere yükseltiyorlar KDV indirimi diyorlar. Nerede KDV indirimi? Çorbayı dolduramadınız mı? Hayır asla. Yani bu kadar pahalılık hiçbirisi hükümet zamanında, gerçi 20 yıldır bunlar yettiler canımıza. Artık yapamıyorlar gitsinler. Konya ovalarımız nerede? Ondan sonra Ege'den gelen, Antalya'dan gelen ürünler nerede? Her şeye kota koydular. Gerçekten hiçbir şey. Ne etin yanına varıyoruz, ne peynirlerin, ne zeytin olmuş 40 lira. Yuh! Bu hayat pahalı. Bir tere alıyorsun 3 liraydı, haftaya 4 lira. Ertesi hafta 5 lira. Marul 10 lira, 15 lira. Haftaya 20 lira, şimdi 25 lira. Nedir bu ya? Altın üstü bir ot yani. Hayvancılık öldü diyor, çoban bulamıyoruz diyorlar. Yani para pahalılığı hep idareye yıkıyoruz ama biraz da bizden kaynaklanıyor. Neyden kaynaklanıyor lan? Bir kıvırcık 20 milyon haberin var mı? Benden kaynaklanıyor. Ne kimden kaynaklanıyor? Ne üstüne çıkıyor? Nereden? Kim bunun sorumlusu kim? Kim sorumlusu? Fiyatlara yansır mı ya? Yansısa ne olacak şu fiyatlara bir bak. Kim kimi kandırıyor ya da kimse kimseyi kandırmaz. Hep iftar şeyiz yani. Orucuz iftara gerek yok. Daha yansıdığını fark etmiyorum. Ama KDV düşüyor da fiyatlar pahalı. Olan odur. Yaz gelince ucuzlar mı? Ucuzlar tabii ucuzlar ya. Sezonluk. Bunlar sezonluk. Her şey ucuzlar. Pek zannetmiyorum. Gene de bayağı pahalı yani. Hurma aldım sadece. Hiçbir şey alınamıyor abla. Geçenki sene mesela aldığımız kıvırcık 3 lira. Şimdi 18 lira olmuş. Elektrik ve doğalgaza da tekrardan bir zam geldi geçen hafta. Sizi etkiler mi? Fay yemişler ya. Kuru ekmek yanında biberi bile yok. 40 lira. 40 lira biber mi olur ya? Ne olacak ben size soruyorum hanımefendi. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Lütfen şu ekonomiye bir el atar mısınız? Gerçekten millet zor durumda ama oy zamanı yaklaşıyor gerçekten. Allah büyüktür. Hiç yansımamış. KDV düştü diyor, fiyata bakıyorsun 10 lira, yarın var ya 15 lira. Hani düştü KDV? Kuyruk vardı, kuyruk biliyorsunuz. Yemezdik. Şimdi kuyruk satılıyor.
Vatandaş açlıkta bunları gösteremezdik. Yer miydi? Alacaklarımız çok pahalı. Baklava almış akşam yemekten sonra olmuş 70-80 lira. Peynir olmuş 100 lira. Zeytin olmuş 80 lira. Ne alacaksın? Torbayı dolduramadınız mı? Ben sarayda yaşamıyorum ki. Baklava fiyatlarını öğrenelim sizden. Ne durumda baklava? Fiyatlarımız gayet uygun. 27-30 gayet uygun. Tulumba 25 lira. Burası pazar. Burada sirkülasyon var. Zamlar etkilemedi mi sizi? Bizi etkilemez. Yansısa ne olacak kardeşim ya? Ne olacak yani? Ne olacak? Fiyatları görüyorsun. Pastırmanın kilosu 300 lira. Şu gördüğün kaç lira biliyor musun? 350 lira para yazdım. Hiçbir şey yok doğrudur. Ama mecbursun. Almak zorundasın. Yazık yani. Memleketi bitirdiler. Yeter artık. Düşsün başımızdan. Manda yoğurdu, Medine hurması, bir tane daha. Bunlar çok yarıyor. Çünkü ben 100 bin lira maaş alıyorum. Onun için alacağım. Onları almaya dolaşıyorum burada.